Merhaba arkadaşlar, Brothers Forever YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 2 serimize devam ediyoruz. Burayı en son buradaki düklük için claim isteği yolladık diplomatımızdan. Burada hak iddia etmesi için konseyden pozisyona gelirsek fabricate claim diyoruz. Buradaki bölgeyi almak için şu anda ordu sayıları 504. Bizim ise ordu sayımız 705, yani onlardan üstünüz. Oraya claim'imiz gelirse hak iddia edebileceğiz. Ben şimdi buradan şuradan choose focus kısmından fokusumu değiştirmek istiyorum. Business'a vereceğim. Stewardship'im ve Vassal Opinion'un artı 20 artmasını istiyorum. Zaten beni Vassal'ım seviyor ve vergilerini bana ödüyor. Aynı zamanda askeri birliklerin de bir kısmını, gördüğünüz gibi 41 tanesini bana yolluyor. Business fokusu seçeceğim. Ama şu anda depresyonda olduğu için seçmem pek doğru olmaz. O yüzden farklı bir fokus seçsem daha iyi olur aslında. Şöyle yapalım. Ne seçelim? Şimdilik böyle kalsın. Depresyondan çıkmamız önemli. Strese girdik, depresyona girdik. Sağlık veren hunting'i seçeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda avcı yeteneklerimiz de artacak. Askeri yeteneklerimiz bu sayede. Hunting'i seçtim fokusum olarak. Bana ne veriyor? Artı bir can veriyor ve artı iki martial veriyor. Gördüğünüz gibi artı iki hunting fokustan geliyor. Manichean Fate Triumph Hunt. Zoroastrian Faith, evet, ana din olmuş Maniçanlar. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Uzak diyarlarda olan gelişmeler. Evet, çocuğumuz evlenebilir artık. Mercia düklüğünün kızıyla. Ama bakın burada homoseksüelmiş. Kız kendisi lezbiyenmiş. O yüzden fertilitesi -15 az olacak. Benim oğlandan çocuk yapma şansı biraz daha azaldı. Evlendirelim. Birliğimiz pekisin. Evet, claim'imiz geldi arkadaşlar. Diplomatımız bu bölgede hak iddia etti. Ve fabricate claim'i Petty Kingdom of Mumu buradaki düklüğe karşı evrakları değiştirerek buranın bizim de hakkımız olduğunu ilan etti. Use it diyeceğim. 100 prestij kaybedeceğim ama oraya claim'im olacak. İlişkilerim de etkilenecektir. Use it diyelim. Şu anda oraya claim'imiz var arkadaşlar. Bakarsak eğer buradan strong claim. Petty Kingdom of Mumia. O düklüğü almak için claim'imiz var artık. 689 askerimiz var. 600-504 askerine karşı rakibin. Savaş ilan edelim. Hemen burayı claim mumu diyerek gördüğünüz gibi düklüğü alacağız. Artık biz de kendimiz dük olabileceğiz. Çünkü onun başkentine düklük olan kısma claim göndermiştim. Diplomatımdan claim isteği göndermiştim. Hemen savaşa girelim. Umarız kazanırız. Dostlarımı da çağıracağım. Buradaki Kont Deshumhein 303 askeriyle gelebilir. Maybe diyor. Gördüğünüz gibi belki gelir. Mercia'yı çağıralım. Mercia'nın da 600 asker, daha doğrusu İrlanda kontunda 600 askeri varmış. Belki onlar da gelebilir. İkisini çağırdım. Mercia'yı da çağıralım. 1036 askeriyle. Zamanı biraz yavaşlatalım ve devam edelim. Evet, ordularımızı çıkartalım. Şu anda 690 askerimiz var. Ortadan yöneteceğiz. Buraya da bir lider atayalım. Akrabamız geçsin. Bu şekilde yöneteceğiz. Hemen saldıralım. Bakalım yenebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi Light Infantry'ler nehir geçtiği için, arada nehir olduğu için eksi bonus alıyor. Şuraya bir bakmak istiyorum. Hangi bölgelerle nehir bağlantısı varmış? Lakes, Urum Humhain, Deshumhein, Sildara. Benim bölgem burası. Bir daha bakacağım.
nehir bonusunu almak istemiyorum. Eksi bonusu almak istemiyorum çünkü yenilebiliriz. Sildara des hum hein orum hum hein. Burasıyla nehir bonusu yok. O yüzden ben ordularımı buraya götüreceğim. Şöyle shift'e basılı tutarak manuel bir yol haritası çizebiliyorsunuz kendinize. Bu şekilde götüreceğim ordularımı. Evet, savaşımıza katıldı 600 ordusuyla dostumuz. Diğeri de katılıyor, çok güzel. 303 orduyla altımızdaki bizim küçük devletçiğimiz, o da katılıyor. Mercia kralı da gelecekmiş savaşa. Bu savaşı kazandık diyebilirim. Güzel başladık. Evet, topraklarını alacağız onun. Şuraya doğru gidelim. Devam edelim. Başkentine doğru ilerleyelim. Gördüğünüz gibi benim başkentimi almaya çalışıyor kendisi. Buraya geçersem nehir bonusu yine var. Askerleri birleştirecektir. Bizim alyansımız. Şuradan Attach Army. Buradan kime bağlanayım? King of Fa'ya bağlanabilirim. Bekleyeceğim. Bu bölgeyi almaya çalışacağım. Önce burayı alalım. Başkentini alalım. Ticking War Score da etkilenecektir. Bishop Trimbert has sent you a gift. Bana bir hediye göndermiş. Köpek hediye ediyor benim dostum. I will accept the gift. Artı bir can, artı bir de diplomasi getirecekmiş bu köpek bize. Kabul edelim. Köpeğin ismini de Hunter Faithful koyacağım. Faithful olsun. Dini bir lider gönderdiği için. Gördüğünüz gibi onun vasallarından birisi ordularını ayaklandırdı. Ve bize karşı isyan ayaklanması var. Ordumu kime bağlayalım? Kimler var burada şimdi? Konakta, Urum Hum Hein, Des Hum Hein. Hala evet geliyor. Gördüğünüz gibi Mercia kralı da geliyor. Dükü de gelecek. Burasını almam için benim. Yardımcı olacak bana. Savaşa geliyorlar. Şu orduları buraya doğru yönlendirsem hepsi geliyor mu? Vileray, Vileray, Vileray. Evet, hepsi gelecek. Direkt saldıralım. 1600 avantajlıyız askeri olarak. Evet, yendik sayılır. Savaşı kazanıyoruz arkadaşlar. Büyük ordusunu yıktık. Geriye dönüyorlar şimdi. Bu kısma doğru ilerleyecekler. 669 askerle benim topraklarımı ilerleyecekler. Benim başkentimi almaya çalışacaklar savaşı bitirmek için. Evet, 2968 ordu gücümüzle üstünüz. Şu anda dostlarımız da geldi, müttefiklerimiz de katıldı bu savaşa. Çok iyi oldu. Hemen burayı işgal ettikten sonra tekrar bunları püskürteceğim başkentimden. Evet, burayı aldık. Hemen gördüğünüz gibi kesik çizgiler oldu. Bu ne anlama geliyor? Bundan da bahsedeyim size. O bölgeyi tam olarak işgal etmediğiniz anlamına geliyor. O bölge derken county'den kastım. Yani şu yanıp sönen, yanında ışık yanıp sönen kısım county oluyor. O county'yi tam olarak işgal etmediğimizi gösteriyor. Çünkü her county'nin altına birer demesneler var. Gördüğünüz gibi kilise var burada. Kiliseyi de işgal etmem gerekiyor. %100 olarak orayı alabilmem için. Ama ben şu an işgal etmeyeceğim. Buradaki 669 askeri püskürtmek istiyorum. Geri püskürteceğim onları. Benim topraklarımı alırlarsa benim ailemden üyeleri kaçırabilirler. Birilerini hapse atabilirler. O yüzden onları püskürttüm. Gördüğünüz gibi geri çekiliyorlar. Tekrar işgale devam edeceğim. Military kısmı da bu şekilde işliyor. İşim benim ne olmuş? Nezle olmuş, hasta olmuş kendisi. Evet, eşimiz öldü. Eşim öldü. İkinci karıyı da kaybettik. O yüzden Konahta lideriyle olan müttefikliğim de sona erdi. Bu sayede kötü oldu. Savaşın ortasında sona erdi. Gördüğünüz gibi %100
Kazandık şu anda. Çünkü kralı hapse atmışız. Hemen Enfor Demens diyerek title'ını elinden alalım. Evet arkadaşlar, şu anda burayı alarak gördüğünüz gibi kendimiz artık bir dük olduk. Kendimiz şu anda bir düküz. Buranın düklüğü bizim ellerimizde, bizim yönetimimizde. Gördüğünüz gibi artık bir dük olduk. Vassal limitimiz de arttı otomatik olarak. Gördüğünüz gibi 21 vassal yönetebileceğiz. Hemen ben buradaki kişiye şöyle offer vassalation diyeceğim. Bakalım kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Burada hak iddia edeceğim. Diplomatımı o bölgeye almak için göndereceğim. Tekrardan buradaki topraklara hak iddia edeceğim. Şu anda ordu sayımız 692. Toplam olacak ordu sayımız şurada görebilirsiniz, 648 şu anda. Gördüğünüz gibi beni sevmiyor. Burayı aldık. Yani aslında onun toprağını almadık. Onun title'ını almış olduk. Düklüğünü almış olduk. Ve ben şöyle bir şey yapacağım. Benim şu anda 3 tane vassalım var. Gördüğünüz gibi. Bu powerful vassal'dan, yani kendisinden burayı revoke etmek isteyeceğim. Gördüğünüz gibi konsey kabul ediyor. Ama 50 prestijimin olması, have truce diyor. Barışta olduğum için bu kişiyle şu anda revoke edemiyorum. Biraz zamanı ilerletelim. Tekrar deneyelim. Yani gördüğünüz gibi alamıyorum. Good dog. Köpeğimiz bizimle birlikte. Savaşta buraya almaya çalışalım bakalım. Barıştaysak diyor, alamayız diyor. Şu anda bununla barıştayız. Şöyle yapacağım. Buna karşı plot düzenleyeceğim. Bu karakteri öldürmeye çalışacağım. Request claim. Papa'dan claim istesek, hak iddia etsek, Papa bize verecek mi? Şu anda vermiyor. Acceptance score 81. Bizle ilişkileri Papa'nın pek iyi değil. O yüzden bize claim, hak iddiası vermiyor. Şöyle yapacağım. Bu karakteri plotta killleyeceğim. Öldürmeye çalışacağım. Size entrikadan bahsetmiştik. Buraya tıklayacağız. Ve katılacak kişileri görebilirsiniz. Şu anda 2 kişi katılacak. Ve toplam 16'lık kumpas gücümüze %50 daha eklenecek. Bunların ikisinin toplamı. Gelsin. Aynı zamanda casusumu da Boy Spy Network diyerek buraya yollayacağım. Karakterin bulunduğu bölge burası çünkü. Oraya yollayacağım. Onu öldürme şansımız biraz daha olsun artacaktır. Bir bakalım tekrar entrika penceresinden. 44 oldu. Diğer kişiler gelmiyor şu anda. Bana katılmıyorlar. Şu anda Concubin bu neredeymiş? Vassalımın eşiymiş kendisi. Frisian, West Germanic, Norse, Pagan. Birisi gelmiş. Onu kendi cariyesi yapmış. Fokuslar verebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Special Title Action Possible diyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar bölgenizin bulunduğunuz başkentin daha çok bereketlenmesini sağlıyor. Taç resmi geliyor buraya ve burada bölgeniz daha bereketli olacak şekilde gelişmeye başlıyor. Şu anda ben ordularımı indirebilirim. Burada tutmamın anlamı yok. Şöyle ordularımızı kendi toprağımızın sınırlarımızın içinde, bu yazıya dikkat edin. Bazen ordular tamamen yok olabiliyor eğer kendi sınırınız içinde değilse. Bu şekilde indirin. Herhangi bir uyarı almıyorsanız eğer. Gördüğünüz gibi özel troplar da askerler de disbanded olacak diyor. Tamam diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi asker sayım 689 ve buranın dükü olduk. Şurada gördüğünüz vassallarımızla birlikte buranın dükü olduk kendimiz. Devam edelim. Bakalım neler yapabileceğiz.
Savaşlar genelde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şuraya mesela beni 11 seviyor. Sağ tık offer vacillation dersem benim vassalım olmayı kabul etmiyor kendisi. Burası kabul edecek mi? Bir bakalım. Offer vacillation bu da kabul etmiyor. Çünkü kendisi benden daha güçlü olduğu için tabii ki kabul etmiyor. Doğal olarak kendisini benden güçlü görüyor. Bu arada pack kısmında şurada packs yazan kısımda bizle müttefik olan kişileri görebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vasallarımız da dahil olmak üzere birçok kişi bizle müttefik. Şu anda şuraya bir bakacağım. Bu vassalın revoke title yapabiliyor muyum? Evet, bu vassalın toprağını alabilirim. Bu neresiymiş? Buradaki bölgeymiş. Buradaki bölgeyi revoke yapacağım. Revoke title yapacağım. Ve onun toprağını kendime geçireceğim. Yani onun başkentini. Şurada gördüğünüz köyü. Kendi demesnem yapacağım. Kendi köyüm yapacağım. Alacağım bunu revoke title olarak. Ancak gördüğünüz gibi diğer vassallarla olan ilişkim eksi 15 düşecekmiş. Yani benim şuradan kendi vassallarımı görüyorsunuz. 3 vassalım var. İkisi zaten beni sevmiyor. Bunların topraklarını elimden aldığım zaman otomatik olarak Turimbert'le olan ilişkim eksi 15 düşecektir. Ama olsun, beni zaten %100 seviyor. Benim arkadaşım olduğu için bana olan fikirleri hala pozitif olacak. 65'ten Papa'ya olan fikrinden daha yüksek olacağı için buradaki toprakları bu kişilerden alacağım ben. Önce burayı alalım. Burası gelişmiş bir yer çünkü. 2-2-2 gördüğünüz gibi teknoloji olarak biraz geliştirmiş. Önce burayı alacağım kendinden bu çocuğun. Bana vermiyormuş. Vermeyi kabul etmiyor ama askeri gücümle onu bastıracağım. Ve o toprağı zorla alacağım elinden. Gönderelim. Hemen size revoke nasıl yapılıyor onu da göstereyim. Revoke'lar bu şekilde oluyor genelde. Size karşı suç işlemişlerse gördüğünüz gibi bana isyan etti kendisi 46 askeriyle. Evet, bir oğlum olmuş. İsmi İndertah olsun. Askerlerimi çıkartacağım. Ve o bölgeyi işgale gideceğim. Evet, dostlarımızı çağırabiliriz. Overthrow the ruler gelsin. Mercia kralı da gelsin. Bakalım gelecekler mi? Muhtemelen geleceklerdir. Savaşımıza gidelim. Zaten askeri sayısı yoktu. Evet, Mercia kralı geldi. Dükü geldi. Kont da geldi. 464 askeriyle katılacaklar savaşa. Güzel. Burayı aldıktan sonra artık revoke title yapabileceğim. Bana isyan etti çünkü kendi mevkisini, topraklarını kaybetmek istemiyor. O yüzden bana isyan ediyorlar. Bu şekilde alacağız arkadaşlar ve toprak sayımızı arttıracağız. Şu anda bu bölgede avantaj elde etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi Mercia da geldi. Sağdan doğru yanaşıyorlar. Ordumuzu birleştiriyorlar. 2325 orduyla üstünüz. Rakibe karşı, düşmana karşı. Evet, şehrini aldık. Diğer şehrini de alalım. Hemen burayı da alalım. Evet, %68 oldu war score. Burayı da işgal ettiğimiz zaman herhalde savaşı kazanan taraf biz olacağız. Evet, %86 bir bölge kaldı. Orayı da aldık mı? Elinden toprakları alacağız arkadaşlar. Evet, son saldırı geldi. %100 oldu arkadaşlar. Durduralım. Hemen Offer Peace'ten Enforce Demand seçeneğini seçiyoruz. Burada 3 seçenek var. Bir Offer White Peace. Offer White Peace'te kaybeden taraf yine siz oluyorsunuz. Prestij kaybediyorsunuz. Ama ilişkileriniz oradaki kralla biraz da olsun artıyor. Yani hak iddia etmeden beyaz barış yapabiliyorsunuz. Kimse bir şey kaybetmiyor. Sadece prestij kaybeden siz oluyorsunuz. Surrender kısmında ise kaybeden taraf direkt siz oluyorsunuz ve o krala belirli bir prestij ve ücret ödemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 500 prestij kaybına yol açacakmış bu bende.
O yüzden enforce demands, yani istekleri yerine getir, zorla istekleri gönder diyeceğim ben. Çünkü yüzü yüz yendik. Hemen gönderelim. Gördüğünüz gibi hapse attı kendisini, vassalımızı bize karşı isyan ettiği için. Şu anda bize isyan ettiği için eksi 60 title'ını revoke edebiliyoruz. Yani alabiliyoruz. Revoke yaparak onun elindeki mevkisini, buradaki kontlu elinden alacağız. Sağ tık yapıp revoke title diyerek meclisimiz de gördüğünüz gibi kabul ediyor bu durumu. Send diyeceğim. Ve buradaki toprağı gördüğünüz gibi elinden aldım. Demesine size'ımız da 2'ye çıktı gördüğünüz gibi. Otomatik olarak da askeri sayımız da arttı. 1042'ye çıktı. Çünkü buradaki askerler artık bizim yönetimimizde. Gördüğünüz gibi bayrağımız geldi. Petty Kingdom of Mumu yeni bayrağımız geldi. Ben buraya başkent yapmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi military, ekonomik ve kültürel avantajları buranın benim kendi kaleme göre, kendi şehrime göre daha yüksek. O yüzden burayı hemen başkent yapacağım. Başkentlerde diyor 600 aydan önce değiştiremezsin diyor. Tamam. Bunu seçerken dikkatli olmamız gerek. Design Agent bahsetmiştim. Eğer karakterimiz yolculuğa çıkarsa bizden biz uzak diyarlara gidersek bizim yerimize tahta geçiş sürelerini alan kişi Design Regent oluyor. Hemen bunu seçelim. Dostumuzu seçelim. Tabi biraz adam kayırıyoruz ama yapacak bir şey yok. En iyi seçenek bu, çünkü bizi sevecektir. Bu sayede diğer vassalım vardı. Bir diğer vassalım da buradaki şuradaki gördüğünüz gibi, bu da bana isyan etmişti. Bunun da title'ını alacağım. Gördüğünüz gibi diğer vassallarım etkilenmeyecek. Çünkü bana karşı isyan ettiği için kendisi suç işlemiş oldu. Hemen gönderelim. Bu bölgeyi de alalım. Gördüğünüz gibi Demesne size'ım 3 bölü 4 oldu. Toprak sayımı arttırdım. 3'e çıkardım. Ben öldükten sonra oğluma geçecek. Bakalım oğlum iyi bir şekilde yönetebilecek mi? Stewardship oldukça düşük oğlumun. O yüzden Stewart'ını geliştirmem lazım. Bu karaktere geçtiğim zaman şu anda durum hiç iyi değil. Oğlum yetenekli bir çocuk değil. O yüzden bir sonraki çocuğa bakalım. Kim var? Kim geçecekmiş? Kızımız geçebilirmiş. Tahta hak iddia edenler, şuradan bakalım. Oğlumuzdan sonra diğer torunumuz geçecek. Bakalım torunumuz neymiş? Sol elliymiş kendisi. Sol elini kullanıyormuş. Bu da personal combat skill'ine artı 15 etkiliyor. Yani kişisel dövüş becerisi artı 15 artmış. Çünkü kendisi sol elli. Farklı bir yeteneği var. Müslim Opinion. Gördüğünüz gibi Müslümanlar olan ilişkisi de eksi 10 düşecekmiş. Bunun sebebi de sol elli olması. Sağ elli değil de sol elli olması. Sol elini kullanması. Buymuş. Çocuğumuzu eğiteceğim ben. Torunumuzu daha doğrusu eğiteceğim. Ve bunu ne eğitelim? Learning, Stewardship. Burada ne var? Stewardship. Çocuğumuzu duty görevine eğiteceğim. Consensus olsun. Consensus yeteneği kazansın. Biraz çözüm bulmaya çalışsın. Fokusunu böyle vereceğim. Ve bunu eğiten de Assign Guardian kısmından da Stewardship'i yüksek birisine vereceğim. Onu eğitmesi için. Kime verelim? Buna verebiliriz. Diğer yetenekleri de fena değil. Sadece diplomati yeteneği biraz düşük. Onun altında Selbach var. Komandarımız. Gördüğünüz gibi Stewardship'i de 10. Fena sayılmaz. Selbach eğitsin. Hem askeri olarak da güçlü olacaktır. Selbach'ın eğitimine verelim çocuğu. Gördüğünüz gibi şu anda eğitimine verdik. Guardian'ı Selbach. Selbach büyümesinden sorumlu. Onun yeteneklerini geliştirmeye çalışacaktır buradaki çocuğun. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tahtın gidişatına göre bir sonraki çocuk, bizim eğittiğimiz çocuk, sol elli çocuk, buna geçmesi iyi olur tahtın. O yüzden kendi oğlumu öldürmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Buradan
kendi oğlumuzu seçelim. Çünkü kendi oğlum yeteneksiz olduğu için tahtın bunu geçmesini istemiyorum. Onun çocuğuna geçsin. Şuradan, daha doğrusu şuradan yapacağız. No valid plots diyor. Şu anda plotumuz müsait değilmiş. Bakalım kendisi burada yer alıyor mu? Kendisi burada değil, listede değil. O yüzden öldüremiyoruz. Hapishanedeki kişiler bunlarmış. Ve bunun 50 altını var. Bunu salalım. Ransom prison ödeyerek biraz para kazanalım. Diğer kişi kimmiş? Bu İrlandalı çocuk. Bunu da para karşılığında salalım. Biraz para kazanalım. Genelde ben hapisteki kişileri para karşılığında salıyorum. Tabi düşmanlıkları bize devam ediyor ama başka konukluklara gidiyorlar. Şu anda saldım kendisini. Beni gördüğünüz gibi rivalim oldu. %100 sevmiyor beni. Kötü bir özellik. Şu ordularımızı indirelim. Buraya dikkat. Dismiss yapmak istiyor musun diyor. Evet. Çünkü herhangi bir ordu kaybı yaşamıyorum. Şu anda yapabilirim. Toplam ordu sayım 1340'a çıkacak zamanla. Buradaki askerler de garnizon önce dolacak. Daha sonra levy size'ımız artmaya başlayacaktır. Ve maksimum olarak 1340'a ulaşacağız. Bu sayede arkadaşlar. Size bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Savaşları neye göre yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek istedim. Genelde savaşlar bu şekilde ilerliyor. Hak iddia ediyorsunuz bir bölgede ve o bölgenin hakkını aldıktan sonra savaşı penaltı almadan, yani karşı bonus, eksi bonus almadan kazanmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde toprak sayınızı arttırarak, ordu sayınızı güçlendirerek oyuna devam ediyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir hanedan karakter yönetme oyunu. Aynı zamanda devlet de yönetiyorsunuz. İkisini bir arada yönetiyorsunuz. O yüzden birçok zorlu süreç sizi bekleyecektir bu oyunda. Ama eğlenceli bir oyun. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.